Ajans F1 programından herkese merhaba. Bugün dünyanın en prestijli motor sporu Formula 1'i konuşacağız. Yanımızda e spikeri Mehmet Ali Selişık var. Evet, hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk, hayırlı olsun yeni program. Teşekkürler, sağ olun. Ee, öncelikle Formula 1'de sezonun 5. yarışı gerçekleşti Miami'de. Hı. Miami Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen 9. başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. Bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Yani Verstappen'in dominasyonu artık tamamen başladı diyebilir miyiz? Yani devam ediyor diyebiliriz bence zaten 2022 çok net bir göstergeydi onun için. 9. luktan başlayıp daha önce hiç kazanmamıştı. Geçen seneden çeşitli grid pozisyonlarından başlayıp yarış kazanma evet. challenge'ları yapıyordu kendine bu tarz sınavlar koyuyordu belki. E, bu sefer de 9. E, başlayıp kazanayım dedi gibi oldu. Tabii işin e, diğer tarafı o. Sıralama turlarında e, risk almayanların, daha güvenli tur atanların avantajlı olduğunu gördük. İşte Sergio Perez olsun George Russell olsun, Carlos Sainz olsun, Fernando Alonso belki orada zaten takım arkadaşına kıyasla bir üstünlüğe sahipti. Çünkü evet. Stroll kötü bir sıralama turları geçirdi kendi standartlarında da. Ama takım arkadaşları arasında ciddi bir farkın açıldığı bir cumartesi gününün üstünden, bir de üstüne tabii kırmızı bayrak nedeniyle, löklerin kazası nedeniyle biraz evet. ters ayakta kalmış oldu ve yarışa geriden başladı. Ya, ama mi daha çok yarat acaba? Yani o kırmızı bayrak? Ya Perez'e yaradı değil ama Verstappen'e yaramadı. Yani evet. ilk turlarında hata yapan pilotlara yaramadı. Verstappen de ilk turunda hata yapmıştı. İstediği turu atamamıştı. Ee, ama zaten yarış öncesinde Alonso ile konuşmuşlar. Ee, sen de görmüşsündür zaten ee, yarış sonrasında kuliste konuşurken. Evet, evet, evet. E, işte ilk 25. turda arkama gelir diye düşünüyorum diye söylemişti Alonso. İşte 15. turda ikinciliğe yükseldi zaten. Ee, orada Red Bull'un çok net bir üstünlüğü var. Ama diğer taraftan da Formula 1'deki rekabet çok... E, Sağlıklı bir yere doğru evrilmeye devam ediyor. Yani birinci ile sonuncu arasındaki fark e, açılıyor ama Red Bull çok hızlı olduğu için belki. Evet. Fakat e, ikinci, üçüncü, dördüncü bunların arasındaki rekabete bakıldığı zaman işte Aston Martin'le, Ferrari'le, Mercedes birbirlerine yakın görünüyorlar. Geri kalanlar da birbirlerinden çok uzak değiller. Sadece Red Bull çok iyi. Ya bu denklemden Red Bull'u çıkarttığınızda bayağı rekabetçi bir sezon ortaya çıkıyor. Yani aslında şöyle o ben başa da dönmek istiyorum. Tekrardan hmm. katılıyorum söylediklerinizi kesinlikle. Ee, en son ben e, hatırladığım kadarıyla 1984'te Dijon'da e, Nicky hmm. 9. sıradan başlayıp hmm. evet, ilk sırada, evet, ilk sırada <laughs> bitirmişti. Yani Max Verstappen'in de Perez'le mücadelesi, rekabeti, hı hı. işte acaba Perez'in Bakü'deki o şampiyonluk yarışını acaba bir e, Verst e, Verstappen-Rosberg meselesinden, evet. e, Perez mücadelesini acaba görür müyüz diye ben bir düşündüm. Hı hı. Ama e, Verstappen'in şeyi e, Dinamiği apayrı bir şey. Perez'in burada kazanması lazımdı öyle bir şey konuşabilmek için. Tabii ki yine belli olmaz. Yani Max Verstappen'in başında birkaç yarış çok şanssız olaylar gelirse Sergio Perez o puanları toplayabilecek bir pilot gibi görünüyor. Ee, ama diğer taraftan da e, yani Rosberg'le Hamilton kadar birbirlerine kafa kafaya gidebilecek bir eşit hiyerarşide değiller takımda. Ki Perez bence ikinci pilot olarak çok iyi iş yapıyor. Yani her takımın görmek isteyeceği Red Bull'un yıllardır arayıp da bulamadığı ikinci pilot oldu. İşte bunu Gazi ile denediler, Albon'la denediler. E, Ricardo devam ediyor olsa o da fena olmayabilirdi bence ama Ricardo kendi yolunu çizmeye e, tercih etti. O yüzden onu denediler olmadı diye söylemiyorum. E, o yüzden e, yani Sergio Perez'in şampiyonluk adayı olabilmesi için ki bunu yine işte biz de çeşitli programlarımızda falan konuştuk. Biraz daha Nico Rosberg'den çok biraz daha Ederwein tarzı bir durum olması hmm. gerekiyor. İşte 99'da evet. Silverstone'da kaza yaptığında Mian Schumacher bacağını kırdığında iyi bir otomobilde Ederwein bir anda şampiyonluk iddialısı haline gelmişti. Hani Verstappen'in de birkaç yarış ya sıfır puan aldığı işte mekanik arıza yaşadığı ya yarış kaçırabildiği durumların falan olması gerekiyor. Ama o öyle bir durum olursa da Sergio Perez o şampiyon alabilecek noktada olur bence. Peki Bundan sonraki süreç için e, acaba e, Red Bull Verstappen dominasyonu başladı artık tamamen. Öyle. Yani, yani e, 2028'e kadar kontratı var. E, o arada bir iki şampiyonluk başkalarına umarım gider diye düşünüyorum. Çok net bir üstünlük çünkü. Yani Verstappen'in yaşının da çok genç olması tabii ki. Hı. Yani kırmadık rekor sanki kalmayacak gibi. Evet ya o da senin ya yani sence de çok ilginç değil mi? Mia Schumacher'in e, 91 yarış galibiyeti çok uzak ihtimal diye düşünüyorduk. Kimse evet, yetişemez kesinlikle. diyorduk. Ee, üç hanelere getirdi hem pole pozisyonunda hem işte galibiyette e, Lewis Hamilton. E şimdi Lewis Hamilton öyle rakamlar elde etti, öyle e, sayılara ulaştı ki e, bir daha herhalde benzerini görmeyiz artık üst üste dedik. Bu sefer evet. Max Verstappen oralara geliyor olabilir. Bir kesinlikle. de sezonda yarış sayısı da arttığı için 2028'e kadar önünde ciddi anlamda yarış olacak. Yani şu an Verstappen şeydi, Vettel Red Bull'daki. Hı -hı. E, 38. yarış erken. galibiyetini elde etti. Red Bull'daki en çok yarış kazanan pilot olma ünvanını evet. paylaşıyor şu anda Feter'le. Evet. Evet. Ferrari'yi de geçmek istiyorum. Yani Hı -hı. ben de bir Ferrari fanı olarak. Hı -hı. Yani Tifosi ile ne zaman sevinecek acaba? Ya, o o tren galiba geçtiğimiz yıl kaçtı. Yani şu anda e, Red Bull çok iyi. E, Ferrari'nin tek problemi şu anda lastik aşınması gibi görünüyor. İşte tek turda iyiler. Evet. Lastiği ısıtabildikleri için. Ama bu işin diğer tarafında, madalyonun öteki yüzünde de lastik aşınması problemi yaşıyorlar. Yarışlarda problem yaşıyorlar. Yani pazar gününde problem yaşıyorlar. Ya onu bir şekilde çözebilirler bence. E, strateji ekibi geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kaybettiren en büyük unsurlardan bir tanesiydi. E, dayanıklık problemleri geçtiğimiz yıl en büyük problemlerden bir tanesiydi. E, strateji kısmını çözdüler. Zaten evet. bir e, içeride bir değişiklik yaptılar. Yine Kirueda'yı ya Maranello'ya fabrikaya gönderdiler. Ravin Jane geldi onun yerine. E, ve Orada şu ana kadar fena görünmüyor Ferrari. Dayanıklı kısmında da Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı iki yarışı birden etkileyen işte elektrik problemi, işte batarya ve kontrol elektroniklerini değiştirmek zorunda kaldı Lökler'in. Onun dışında dayanıklı problemi de yaşamadılar. Yani o problemleri çözmüş olabilirler ama şu anda da 2023'te artık Red Bull yakalanabilecek bir seviyede değil gibi görünüyor. O yüzden 2022'deki o şampiyonluk şansını kaçırmaları herhalde onlar için bir süre daha böyle bir fırsat gelmeyecek gibi görünüyor. Yani Red Bull fırsatı bırakmayacak gibi. Ferrari'de bir problem bence çok fazla yok artık. Evet. ya Red Bull hakeza aynı şekilde e, öyle ama Ferrari'de de şöyle mi olacak acaba? Yani ben bazen düşünüyorum mesela Fenerbahçe e, Arsenal işte Ferrari. Aynı kategoride görüyorum. Hı hı. Şu an işte Arsenal 19. yıla oldu. Yani şampiyona hı hı. ulaşmayalı. İşte Fenerbahçe'nin bu sene 8 9'a doğru gidiyor maalesef. Hı hı. E, Ferrari'de sanırım en son 2007'de e, Kimi evet. ne kazanmıştı. en son Pilotlar e, 2007 2007 şampiyonu 2007, takımlar şampiyonu da 2008. Aha. Evet. Yani onun da öyle bir e, şeyi var. Acaba Napoli gibi biz de 33 yıl Ferrari'nin <laughs> <laughs> bekleyecek miyiz? İnsan bazen düşünmüyor değil yani. Yani şey e, Ferrari zaten e, Mia Schumacher dönemi öncesinde de çok ciddi bir bekleyiş içerisindeydi. E, o biraz e, takımın çalışma yapısıyla da alakası var. Çok girift bir yapısı var. Sadece e, Scuderia Ferrari olarak düşünmemek lazım bunu. Sadece Ferrari otomobil markası olarak da düşünmemek lazım. E, Fiat grubu işte şimdi onlar Stellantis diye bir yeni grup ortaya koydular. E, Peugeot grubuyla, PSA grupla birleştiler. İşte Peugeot Citroen grubuyla birleştiler falan derken. ya Orası çok çok büyük bir holdingin, çok büyük bir... E, markalar ve işte şirketler bütününün bir uzantısı şu anda. E, o yüzden e, orayı yönetebilmek de ciddi anlamda o işin politikasından geçiyor. E, belki işte e, İtalyan siyasetini bilmek gerekiyor. Belki işte e, hem İtalyan hem Amerikan e, iş dünyasını bilmek, takip etmek gerekiyor. E, açıkçası o yüzden ne olur ne biter gibi bir cevabı da çok rahat veremiyorum ama e, Ferrari'nin şampiyonluk şansı veya işte mücadelesi verdiği yıllar hep oluyor. E, tamamını erdirmek konusunda eksiklikler yaşadıkları yıllar oluyor. Yoksa işte e, şampiyonuna hiç yaklaşamadılar bu süreç içerisinde diyemeyiz. Alonso'yla da yaklaştılar, Feter'le de yaklaştılar. E, zaten Massa'yla bir süre 15 evet. saniyeliğine o şampiyonluğu evet. yaşadılardı. E, o yüzden yani Ferrari niye bu kadar kötü? Ya Ferrari bu sene çok kötü dediğimiz iki yıl vardı. 2020 hatta yani 2021. Ama bile değil. Ama geçen değil yani umutlandım aslında. İşte zaten kaybetmek değil de az kalsın kazanacak olmak en çok evet. insanı üzer. Evet. O yüzden bence belki de geçtiğimiz yıl gerçekten Ferrari ve Sherlockler şampiyon olabilecek fırsatı yakalayabilirlerdi. O fırsatı değerlendirememiş olmak bence 2020'deki o podyumlara sevinilen çok nadir iyi performanslar olduğu kötü yıldan daha üzmüştür diye düşünüyorum tifoziyi. Ama bir taraftan da olabiliyor yani Liverpool da çok uzun zaman şampiyonluk bekledi. Sonra evet. oldu. Ama Leclerc'te like de yani acaba Ferrari'de tamamen bütünleşmiş bir pilot olarak görüyorum ben. ki tabii ki. Ama sanki çok eksikleri var gibi geliyor. Takıma yeterince kötü davranmıyor. Ya yani biraz öyle bir e, toksik bir durum var belki bilmiyorum Ferrari'de. Bunu dışarıdan e, analiz ediyor olmak çok evet. doğru bir karar olmayabilir ama e, Ferrari'de başarılı olmuş pilotlara bakıldığında hep çok talepkar pilotlar. E, bunu Ferrari tarihi boyunca söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Enzo Ferrari sonrasında. E, takımdan çok şey talep eden pilotlar e, takımı belli bir yere yönlendirebilecek e, motivasyonu da sağlıyorlar. Ferrari biraz öyle bir takım olduğu için Sherlocklerin e, de biraz daha talepkar olması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Onun dışında bence e, pist üstü yetenek olarak e, hiçbir eksiği yok. Geride olduğunuz zaman her zaman çok fazla risk alırsınız. E, o baskı altında ve risk aldığı yerlerde hata yapıyor ama belki de risk almadığı noktaları yakaladığında çok daha rahat olacak 2022'nin başında gördük. Çok daha e, sakin, çok daha kendinden emin bir Sherlock'ler gördük. O elinde yarış kazanacak bir otomobil bulmanın, e, her hafta sonu yarış kazanabilecek bir otomobil bulmanın rahatlığıydı ve orada da iyi bir sürüş sergilemişti ama geriden geldiğiniz zaman hep risk alıyorsunuz. Yani e, fark kapatmaya çalıştığınız zaman e, işte birbiri yakalamaya çalıştığınız zaman kontratak yiyorsunuz. Biraz o kısımda kalıyor. Yetenekle alakalı hiçbir eksiği olduğunu düşünmüyorum ama kişilik ve liderlik açısından biraz daha kendini Ferrari'ye yönlendirebilecek bir yere zorlamak zorunda biraz karakter olarak da belki kendini değiştirmek evet, zorunda e, Fernando Alonso'ya geçmek <laughs> istiyorum. Geçelim. Yani gerçekten de şu an son 5 yarış yani ilk 5 yarışta 4 podyum kazandı. <laughs> Yani Fernando Alonso için ne demek istersin? Yani ya bu yıl istiyorsan... Formula bir insanlar herhalde Alonso sayesinde daha evet. çok izliyorlardır diye düşünüyorum. Alonso bu yıl yarışmıyor olsaydı bir %30 daha az izlenirdi herhalde. Yani Red Bull olmasaydı Alonso şampiyonluğa doğru yani en büyük aday. Tabii evet. Yani hatta şey diyebiliriz Red Bull'un kazanmadığı bir e, yarışta e, kim kazanır diye herhalde bir e, anket e, oluştursak. E, Fernando Alonso kazanır diye bir insanlar. Ya, takım arkadaşından yani Stroll'a da çok şey veriyor. Hı hı. E, önerilerde bulunuyor yarış içerisinde. Hı hı. Yani o da şeyden Takımı dolayı yükselti. mı? Evet. E, yani şeyden dolayı mı acaba? Yani babasının patron olmasından dolayı. Ya, yani şey. çok çünkü e, Fernando Alonso tam bir kurt. Hı hı. E, yani o noktada e, Fernando Alonso'nun e, ben e, yöneticilik basımının da çok ön planda olduğunu düşünüyorum evet. kesinlikle. Hı -hı. ileride onun bir takım yönettiğini görmek evet, çok isterim. güzel olur. Bence de. Ya yani şöyle bir durum var. Takımda e, takım arkadaşıyla rekabet etmenin e, Alonso'ya kazandıracağı bir şey yok. Yoksa eminim Fernando Alonso, Lance Stroll'a çok kötü davranmaya karar verseydi, e, Lawrence Stroll, Fernando Alonso'nun tarafında olurdu. Çünkü o da e, bir iş adamı ve e, kimin tarafında olması gerektiğini biliyor. Yani Lance Stroll çok kötü bir pilot olduğu için e, ama şey çok kötü bir pilot ama ee, babası sayesinde Formula 1'de devam etmiyor. Lance Stroll gayet sağlam bir orta sıra pilotu. Ee, pol pozisyonu var, podyumları var. İnsanlar biraz e, soyadından dolayı, e, eline geçen olumlu fırsatlardan dolayı da birazcık eleştiriyorlar tabii ama Lance Stroll şu anda Formula 1'de olmayı hak eden Yok, bir pilot. Kemikleşmiş artık yani Hı -hı. o noktada Formula 1'de yani. Ya, takım içerisindeki Fernando Alonso'nun e, biraz böyle e, olumlu bir hava yaratma e, çabası var. Ve o çabada önümüzdeki yıllara yatırım biraz. 2024'te bu otomobil biraz daha gelişirse belki direkt şampiyonluk adayı da olabilecekler. O yüzden ben çok doğru buluyorum. Ama şey de ilginç gerçekten yani her gittiği takımda bir yerden sonra başarı gelmediğinde özellikle gemileri ve köprüleri yakarak giden Alonso'yu böyle evet. çok ciddi bir takım oyuncusu olarak görmek de biraz ilginç geliyor. Evet, Ama ne fayda sağlayacaksa onu yapıyor. O anlamda çok pragmatist bir pilot. Ve ya yani o faydacı yaklaşımından da karşılığı alıyor bence. E, takımlar Şampiyonası'nda hmm. yani Mercedesle ile Aston Martin'in rekabet hakkındaki görüşleri nedir acaba? Mesela Mercedes bu Imola'daki güncellemelerle birlikte Aston Martin'i geçme mümkünatı var mı acaba? Yani onu görmek lazım. Bu sorunun cevabı Mercedes'te de yoktur diye düşünüyorum <laughs> yani, ama e, Wolf, biraz yaklaşmaları yani, gerekiyor. Yani e, güncelleme ile yani 2-3 saniye ileri. E, gitme. 2-3 çok fazladır. 0.2 0.3 belki bilmiyorum. 2-3 saniye formülde de çok ciddi bir e, mesafe ama ya yani en azından e, kendilerini toparlayabilecek ve işte belki işte e, yarıştan yarışa fark, çok fazla fark etmeyecek bir performans bulabilirler. Çünkü e, yani Aston Martin'i de her pistte çok hızlı ya da her pistte kalanların en iyisi demiyoruz. Bakı onlar için zor bir yarıştı. E, Düzlükte ciddi anlamda problemleri vardı. Burada düzlükteki eksikliklerine rağmen bir nokta 1.3 kilometrelik bir arka düzlük evet. var Miami'de aslında. Ee, onların da çözmesi gereken şeyler var. Yani otomobil şu anda çok iyi. Bazı pistlerde özellikle çok iyi. Ama yani onun dışında sürüklenmesi fazla. O yüzden otomobille ilgili onların da sezonun içerisinde bazı pürüzleri gidermesi gerekiyor. Aston Martin'de de her şey güllük gülistanlık diye sonuçlar çok iyi olsa da. O yüzden herkes bir dengeye gelecektir ama o dengeye gelme durumu için Monaco Grand Prix'sinin de bitmesi. Yani şu 6 haftada 5 yarış sürecinin bitmesi gerekiyor önümüzdeki haftadan itibaren. 10 günden sonra başlayacak yarış haftasından itibaren 3 kere arka arka yarış var. Imola, Monaco ve İspanya var. İspanya bittikten sonra... Yani bu Avrupa yarışlarından sonra evet. çok netleşir gibi. Hı hı. Ama e, Lokterkin de Bakü'deki söyleminden sonra hı hı. yani Red Bull bizim bulmadığımız bir şey bulmuş. Hı hı. Yani biz de ee, onu keşfetmeye çalışacağız demişti. Evet. Yani belki taklit edilebilir bir şeydir. Bilmiyoruz bunu. Ee, çok e, ya belli olmuyor çünkü bazen Formula 1'de e, bir şey buluyorsunuz ama o işte otomobilinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Paket olarak o otomobil iyi oluyor. Ayarlarını kolay yapıyorsunuz. işte otomobil dengeli oluyor. Ama onu karşı tarafın veya diğer takımların taklit etme ihtimali olmuyor. Çünkü evet. tamamen aynı otomobil yapmadığı sürece zaten bir parçayı ona göre uyarlayarak bütün otomobili e, ona uydurur hale gelemiyor. Ama bazen de işte 2009'da Bronze GP'de olduğu gibi bir e, bir tane böyle e, gümüş e, mermi buluyorsunuz, öyle söyleyeyim ve e, o işe yarayabiliyor, çift katmanlı difüzör gibi. Yani bazen gerçekten e, çok özel bir şey bulup böyle e, evreka dedirtecek bir şeyler bulup avantaj sağlayabiliyorsunuz. Ama Red Bull'unki biraz otomobilin komple e, iyi olmasıyla bu performans ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Ee, yani bilmiyorum açıkçası görmek lazım. Ya şimdiye kadar bence duyulurdu ama Red Bull bir şey kullanıyor ve ondan çok ciddi bir verim alıyor kısmı olsaydı evet. e, şimdiye kadar onu bulurduk taklit edilirdi diye yani düşünüyorum. Andre Nevin herkesin yani bilmediği ya da bulamadığı <laughs> şeyi diğer takımlarda sanırım yani <laughs> bu Avrupa yarışanından sonra belki <laughs> ortaya çıkarabilecek mi ya da <laughs> Red Bull'un güncellemeleri ben sanmıyorum ki. Yani şeyler çok geride. Mercedes, hı hı. Ve Aston Martin yine Red Bull'un çok çok gerisinde Ne kadar güncelleme gelse de hı hı. yani Red Bull'u yakalama çok çok zor görüyorum. Doğru. Yani şey Red Bull bir yerden sonra 2024'de ne zaman odaklanalım? 2023'teki şu anki otomobiliz yeterli? ve artık bunu daha fazla geliştirmemiz gerekmiyor cümlesini ne zaman kuracak biraz onu da e, düşünmek lazım. Çünkü bu yıl zaten e, rüzgar tüneli kullanımı e, açısından evet. kısıtlandılar aynı zamanda hesaplamalı akışkanlar dinamiğiyle geçtiğimiz yılki bütçe e, kısıtlamasının evet. e, üzerine gelen cezadan dolayı 2021'de yaptıkları aşımın geçtiğimiz yıl aldıkları cezadan dolayı e, o yüzden zaten sezon içi gelişim konusunda birazcık kısıtlanmış durumdalar. Ee, onu 2024'de o kaynakları ayırabilmek için de belki daha erken e, gazdan ayaklarını çekebilirler. Yani şampiyonluğu çünkü çok erken garantileyecekler zaten. Belki biraz hani o rekabetin devam ediyor olması açısından formu 1'in de hoşuna gidecektir belki o. Ee, sezon ortasından sonra belki yaz arasından sonra e, hatta belki öncesinde e, biraz daha e, rekabetçi olabilecek diğer takımları görebiliriz Red Bull'a karşı. Ama bu Red Bull'un risk altında olduğunu göstermeyebilir yani. Evet şeyi de geçmek istiyorum. Alfa Tauri'de yani Suno'da ıı, bir istikrar yakalamış gözüküyor. Evet bayağı istikrar yakalamış gözüküyor. Evet, yani o noktada acaba Red Bull'un Perez'den sonraki pilotu e, düşünüyor musunuz acaba? Ya olabilir. Sergio Perez ne kadar devam etmek istiyor ama o iyi bir soru işareti. Çünkü yani Perez 3-4 sene daha yarışabilir gibi görünüyorsa e, bunun en azından 2-2,5 senesinde Red Bull'un istediği performansı verebilir bence. E, o yüzden hani e, Yuki Sunoda'yı da e, tam hazır olmadan belki ya da Perez'den daha iyi bir performans verebileceğini garanti altına almadan Perez'in yerine getirmek bu sefer işte Albon'la yaptıkları duruma geri dönüyor evet. olmak olur. O yüzden şu anda bence Perez'in yeri sağlam diye düşünüyorum. Sunoda'yı o arada e, Alfa Tari'de hazır bekletebilirler. Ama Tsunoda'nın Formula 1'e katı çok büyük yani e, de var. Var evet noktada. iyi bir karakter. Evet. Japon pilot olması her zaman iyidir. Çünkü Japon seyircisi çok özel bir seyirci. Bu işin içerisinde sadece Honda olması değil tabii ki ama Japon işte sağlayıcılar, Japon sponsorlarında olması çok özel bir pazar zaten e, fethedilmeye çalışan bir pazarda uzun zaman içerisinde e, belli bir stabilitesi var. Tabii şu anda e, Formula 1'in önceliği pek orası değil. Önceliği e, Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Ama evet yani küsün Oda'nın e, Formula 1'de olmasının kattığı bir değer bence de var. Bir kere zaten çok sevimli bir pilot. Evet, evet. <laughs> Sırf yani, o konuda bile e, Miami'de Ronaldo'nun taktikini yapması evet, için evet. Mesela, hep bir gündem olmuştu. <laughs> e, şey de değinmek istiyorum. McLaren'da Norris. <laughs> yani Norris'in ben orada Tamamen harcandığını düşünüyorum. Vallahi kendisi de muhtemelen düşünüyor. Ee, onlar işte 2024'ü bekliyorlar. Ee, yeni e, rüzgar tüneli onun üzerine yapacakları otomobil 2024 ve 25. 2026 öncesinde Landon Arisin durumu belli olur çünkü e, uzun da bir kontratı var maklerinde. Ne zaman bittiğini hatırlamıyorum ama 2025 veya 26 olması lazım. Ee, yanlış e, düşünüyorlar. Evet de. uzattılar. E, Landon Aris çok yetenekli bir pilot. Evet. Ama McLaren'da iyi bir takım. E, fakat 2022 ile birlikte başlayan yeni döneme çok kötü girdiler. Ve yani uzun zamandır da ona hazırlanıyorlardı. Ee, şimdi ne kadar ilerleyebilecekler kısmını görmek gerekiyor. Ee, diğer taraftan Lewis Hamilton emekli olduğu andan itibaren bence Lando Norris'i Mercedes isteyecektir. En büyük aday. Böyle bir teklif gelirse de Lando Norris'in maklarında kalmak için çok iyi sebeplere ihtiyacı var. O iyi sebepleri McLaren'a sunabilirim çok emin değilim. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk programı geldiğiniz için. <laughs> Ajanspor Spor f programı bu yıllık burada sona erdiriyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.